Herkese tekrardan merhabalar. Bu dersimizde şu diferansiyel denklemin çözümünü Green fonksiyonlarıyla, Green teoremiyle yapmaya çalışacağım. Ancak birkaç kısaltma yaptım. Çünkü şu noktaya kadar bir önceki dersimizde hesapladık zaten. Ve burada da aynı işlemleri yapacağımız için, çünkü buraya gelene kadar yapacağımız işlemlerin hiçbirisi şu kosinüs px ile ilgili değildir. Tamamı eksi y'nin ikinci türevi ile ilgilidir. Dolayısıyla bir önceki problemimizde de eksi y ikinci türev eşittir sinüs px olduğu için ve yine buraya göre işlem yapacağımız için yine aynı sonucu bulacağız. Merak edenler, unutanlar, aklından çıkanlar bir önceki videoya dönebilirler. Ben buradan devam edeceğim. Çünkü sorular yeterince uzun ve videoyu da gereksiz uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi elimizde en sonunda işlemleri yaptık ve buraya geldik. Peki bundan sonra ne yapıyorduk? Diyorduk ki f x, aslında bu yx yazayım çünkü bir önceki dersi de öyle yazdık. Aynı notasyonu kullanayım. Yx eşittir 0'dan 1'e. Bakın 0'dan 1'e. Sonra gx t. Sonra f t dt. Buradaki ft'miz fonksiyonumuza tekabül ediyor. Yani kosinüs px ama x yerine t yazacağız. Yazalım. 0'dan 1'e g x t kosinüs p t dt. Biz bunu 0'dan x'e t 1 eksi x kosinüs pt dt artı x'ten 1'e x 1 eksi t kosinüs pt dt şeklinde yazabiliriz. Nasıl yaptık? Şöyle. Şimdi sınırlarımız x, değil mi? Sınırlarımız x. İçerideki fonksiyonlar da x'e bağımlıyken, atıyorum biz bunu ft diye yazdık ama bu normalde fx. Çünkü fx nedir? X'e bağlı bir fonksiyondur. O da kosinüs px'tir. Bize soruda bu şekilde vermiş. Ama biz x yerine t yazdık. Ft dedik. Kosinüs pt yazdık. Burada da bu gxt fonksiyonumuz hem x'e hem de t'ye bağlıdır. Biz x'lerin ve t'lerin yerlerini değiştirirsek şöyle yazabiliriz. Bakın şuraya. Şurada nedir? X çarpı 1 eksi t. X yerine t, t yerine x yazarsam sınırları da 0 ile t arasında değil de 0 ile x arasında çevirmiş olurum. Bakın çünkü 0 küçük eşit x yerine t koyuyorum. T yerine x koyuyorum. X. Burada da fonksiyonda da 1 eksi x çarpı t. Aynı şekilde x ile t'yi yer değiştirdim. Onun altında da x çarpı yine şu ikinci yazdığımı 1 eksi t, yani x'lerle t'leri yer değiştiriyorum. X küçüktür. T küçük eşittir 1. Bakın biz, ben bunları burada bir şey daha sildim yanlışlıkla. 0 de sanırım bu. Evet. Bakın x'lerle t'leri yer değiştirdiğimde bu şekilde yazıyorum ve ben bu sınır koşullarını, fonksiyonları şurada yerine koyuyorum. Şimdi elimde iki tane fonksiyon var. Bu iki fonksiyonu gelin hesaplayalım. Önce I1 sıfırdan x'e t 1 eksi x kosinüs pi t dt. 1 eksi x'i dışarı alıyorum. 0'dan x'e t kosinüs pi t
dt. Burada t eşittir u, dt eşittir du, kosinüs pt dt eşittir dv, sinüs pt bölü p eşittir v dönüşümü yapıyorum. Peki 1 eksi x'imiz en büyük parantezin dışında u çarpı v t çarpı sinüs pt bölü pi sıfırdan x'e eksi v çarpı du sıfırdan x'e sinüs pt bölü pi dt'dir. Peki 1 eksi x yazmaya devam ediyorum. Şurada sınırları yerine koyalım. X sinüs pi x bölü pi. Eksi 0 da yerine koyunca burası 0 olacak. Şimdi şuranın integraline bakalım. Eksi sinüs pt'nin integrali kosinüs pt bölü pi'dir. 1 pi de elde var. Dolayısıyla artı kosinüs pt bölü pi kare 0'dan x'e. Bakın bunun, inanmıyorsanız şunun türevini alın. Şu integralin içerisindeki ifadeyi elde edeceksiniz. Bir de burada eksi var, unutmayın. Şu kosinüs pt'nin türevi. Eksi pi çarpı sinüs pt. Pi'lerin bir tanesi sadeleşir. Eksi sinüs pt bölü pi kalır. Yani integrali buluruz. Bulmamız gerek. Peki 1 eksi x x sinüs pi x bölü pi, sınırları yerine koyuyorum. Kosinüs pi x bölü pi kare eksi kosinüs 0 bölü pi kare. Şu 1 eksi x'i teker teker dağıtıyorum. Önce 1'i dağıtıyorum. 1'i dağıtırsam x sinüs pi x bölü pi artı kosinüs pi x bölü pi kare, kosinüs 0 1'dir, eksi 1 bölü pi kare. Şimdi eksi x'i dağıtıyorum. Eksi x kare sinüs pi x bölü pi eksi x kosinüs pi x bölü pi kare artı x bölü pi kare olarak bulunuyor. Bu bizim I1'imiz. Peki, kafalar karışmadan söyleyeyim. Biz yx arıyoruz değil mi? Biz yx arıyoruz. Yx nedir? Şudur. 0'dan 1'e gxt ft dt'dir. Biz de bunu I1 artı I2 şeklinde iki tane integrali ayırdık. Yani yx I1 integraliyle I2 integralinin toplamıdır. Biz şimdi I1'i bulduk. Şimdi sıra geldi I2'yi bulmaya, araştırmaya. Peki I2'miz neydi? I2'miz şuydu. Belki bu integral biraz daha uğraştırabilir. X'ten 1'e x çarpı 1 eksi t kosinüs pt dt. Peki burada da x'i parantez dışına alıyorum ve 1 eksi t'yi iki integral şeklinde yazıyorum. Kosinüs pt dt eksi x sıfırdan değil, artık sınırlarımız x'ten 1'e t kosinüs pt dt. Yani basitçe 1 eksi t'yi teker teker dağıttım ve iki farklı integral haline getirdim. Peki önce şu integral basit. I 2 1 yazalım. I 2 1'imiz eşittir x sinüs pt bölü pi
İntegralini hesapladım. X'ten 1'e. Şimdi x'imiz var zaten. T yerine 1 koyuyorum. Sinüs pi bölü pi eksi x sinüs pi x bölü pi olarak bulunuyor. Peki sinüs pi 0 olduğu için şu gidiyor. Dolayısıyla ö 2 1 eşittir eksi x sinüs pi x bölü pi olarak bulunuyor. Şimdi ikinci integrale bakalım. İkinci integrale bakalım. Ona da ö 2 2 diyelim. O da nedir? Bunu yazacağım. Eksi x x'ten 1'e t kosinüs pi t dt. Peki yine kısmi integrasyon yapıyorum. Böyle durumlarda çok işimize yarıyor. Yani bu yöntem olmasaydı ne yapardık? Açıkçası bilmiyorum. Yeni yöntemler geliştirmek zorunda kalırdık muhtemelen. Sinüs pi t bölü pi eşittir v. Peki bu 2 2 eşittir eksi x t çarpı u çarpı v, yani t çarpı sinüs pi t bölü pi x'ten 1'e eksi x'ten 1'e sinüs pi t bölü pi dt. Peki sınırları teker teker koyalım. Eksi x parantezinde. T yerine 1 koyuyorum. 1 sinüs pi bölü pi eksi x sinüs pi x bölü pi. Şimdi bu integrali de biraz önce hesaplamıştık. Bakın şu integrali. Bu integral neydi? Kosinüs pi t bölü pi kareydi. Kosinüs pi t bölü pi kare artı kosinüs pi t bölü pi kare x'ten 1'e. Peki bu nedir? Bu nedir? Şimdi biraz şunu yazayım bir, şunu sileceğim. Çünkü şöyle abi. Kosinüs şu sınırları yerine koyuyorum. Pi bölü pi kare pi bölü pi kare eksi kosinüs pi x bölü pi kare. Yani şu sınırları yerine koydum sadece. Dolayısıyla koyduğum için şunu siliyorum. Şunu da siliyorum. Elde var bu. Eksi x'i dağıtayım her tarafa. Şimdi burada bir de sinüs pi de sıfırdır. Bir daha boşuna amele gibi uğraşmayalım. Eksi x'i dağıtıyorum. X kare sinüs pi x bölü pi. Tamam. Şimdi burada kosinüs pi eksi 1'dir. Eksi x çarpı. Eksi 1 x'dir. Bir de 1 bölü pi karesi var. X bölü pi kare artı x bölü pi kare eksi x ile eksi kosinüs pi x bölü pi kare çarparsam artı x kosinüs pi x bölü pi kare olarak bulunuyor. Peki biz neyi bulduk? Bu ı 2 2'dir. Ö 2 1'de nedir? Bulmuştuk zaten onu da. Kırmızı ile işaretledim. Eksi x sinüs pi x eksi x sinüs pi x bölü pi kare, pardon pi kare değil, pi. Şimdi bizim ı 2 integralimiz bu ikisinin toplamıydı. Dolayısıyla ı 2 x kare sinüs pi x bölü pi artı x bölü pi kare artı x kosinüs pi x bölü pi kare eksi x sinüs pi x bölü pi. Peki bizim ö birimiz neydi? En başlarda bulmuştuk.
I1'imiz de şu kırmızı alandakiydi. Şunu böyle kesip yapıştırabiliyor muyuz? Keşke öyle bir şey yapmayı bilseydim. Neyse yazacağız artık. X sinüs pi x bölü pi. X sinüs pi x bölü pi. Kosinüs pi x bölü pi kare. Artı kosinüs pi x bölü pi kare. Eksi 1 bölü pi kare. Eksi x kare sinüs pi x bölü pi. Eksi 1 bölü pi kare eksi x kare sinüs pi x bölü pi kare. Acaba doğru yazdık mı? Pi'ymiş. Eksi x kosinüs pi x bölü pi kare. Eksi x kosinüs pi x bölü pi kare. Şu pi'ydi. Sildim şunu hemen. Son olarak bir şey daha kaldı. Artı x bölü pi kare. Şimdi biz bu ikisini topladığımız zaman bu ikisinin toplamı neye eşittir? Yx'e eşittir. Bulmuş olacağız. Peki. Şöyle bakalım. X kare sinüs pi x bölü pi eksi x kare sinüs pi x bölü pi bunlar birbirini götürür. Peki başka neler var? X sinüs pi x bölü pi eksi x sinüs pi x bölü pi bunlar da birbirlerini götürürler. Peki x kosinüs pi x bölü pi kare eksi x kosinüs pi x bölü pi kare. Geriye neler kaldı? Geriye kalanları şu renk içerisine alıyorum. Bunlar birbirlerini götürmeyecekler. Çünkü birbirlerinin zıtları mevcut değil. Hatta x bölü pi kare, x bölü pi kare 2x bölü pi karedir. Dolayısıyla cevabımız kosinüs px bölü pi kare artı 2x bölü pi kare eksi 1 bölü pi kare. Aradığımız yx bu. Biz en başında ne demiştik? Bakın, normal yöntemlerle çözersek bizim aradığımız diferansiyel denklem nedir? Bizim aradığımız diferansiyel denklem şudur. Kosinüs px. İlk bakışta bunun cevabını bulabiliriz değil mi? 1 bölü pi kare kosinüs pi x'tir. İki sefer türevini alın, eksiyle çarpıp yerine koyun, kosinüs pi x'e eşit olacaktır. Peki, böyle cevabımız 1 bölü pi kare kosinüs pi x iken, burada da niye farklı farklı ekstra terimler var? Bakın burada da kosinüs pi x bölü pi kareyi bulduk ama ekstra terimler var. Bunların olmasının önemi yok ki, sonuçta bizim denklemimizde sadece y'nin ikinci türevi var. Yani bu ikisi de iki sefer türevi alınınca yok olacak sabitlerdir. Aslında 2x, x'ten dolayı sabit değildir ama bu denklem için bu da bir çözümdür yani. Green fonksiyonunun bize verdiği çözüm budur ve doğrudur. Sonuçta denklemi sağlaması yeterli. Tabii bu normal çözümlerle bu şekilde, yani en sade şeklinde, ama 1 bölü pi kare kosinüs px tabi olmak zorunda bu. Artı x olamaz mı? Olur. İki sefer türevini alınca bu yok olacak. Yerine koyunca da yok olacak. Yani bir önemi yok. Dolayısıyla cevabımız bu şekilde bulunmuş oluyor. Herkese iyi günler diliyorum.